Merhaba. Bugünkü konum aslında bir öz eleştiri olacaktır. Bugüne kadar birçok sanatçıyı, sanatçı arkadaşı, tırnak içinde arkadaş, eleştirdim. Neden eleştirdim? İlkesizliklerini eleştirdim. Dik duruşları olmayışını, yanar döner oluşlarını ve bundan dolayı eleştirdim. Ama bugün görüyorum ki haksızmışım. Çünkü bu sanatçılar aslında geldikleri toplumun yansımasıdırlar. Yani sanatçıyı oraya getiren o toplumsa, demek ki o toplum o sanatçının istediği değerleri ve kriterleri yerine getiriyordur. Şimdi bir örnek vereceğim. Çok meşhur bir sanatçımızın yine aynı şekilde meşhur bir oğlu Dersim'de bir kayyum belediyesinin davetine takla atarak gidiyordu böyle. Tepkiler geldi. Ben de tepki gösterdim ve ben buna tepki gösterirken bana tepki gösteren Alevilerin özellikle tepkisi, sen kim oluyorsun? İşte sen kıskanıyorsun. Evet, bir de bunu söylüyorlar insana, kıskanıyorsun. Ya bunlar ne kadar basit bir şey değil mi? Bir insanın yüzüne şey, yanlışını vurduğun zaman sen onu kıskanıyorsun. İşte sen çekemiyorsun. Ya ben bu insanlarla bu kulvar, aynı kulvarda koşmuyorum yani. Onları çekememezlik gibi bir halim olması da mümkün değil zaten. Onun sesi güzeldir, o bizim canımızdır gibisinden basit böyle seviye yerlerde açıklamalarla özellikle de CHP'li Alevilerin tepkilerini aldım. Buna benzer bir tepkiyi de mesela Almanya Alevi Federasyonu'nun üst düzey simsarlarından birisinin, evet simsar demeliyim, yani bu işin pazarlamasını yapan, sanat pazarlayan bir beyefendinin bana tepkisi çok tuhaf olmuştu. Mesela burada da bir şeyi eleştirmiştik. Bir çok anlaşanlı bir Alevi sanatçısı ama adam Berlin'de Nizam Alevi Ülkü Ocakları, Milli Görüş, Türk Federasyon ve ne kadar aşırı sağ ve sağ kesimler varsa onların düzenlediği bir etkinliğe gelip Uğur Işlak'la birlikte sahne almıştı. Tüm bunlara ben tepki gösterirken mesela bana gösterilen tepki sen kim oluyorsun? Onlar bizim değerlerimizdir. Biz onları seviyoruz, severek dinliyoruz. Onların sesi güzeldir. Bütün ölçüsü bu olan bir toplum var ya, her şeye müstahaktır. Siz sanatçı arkadaşlardan tekrar özür diliyorum. Ben size çok fazla bir misyon yüklemişim, sizden duruş beklemişim. Sizden siyasi bir ilke, siyasi ilkeleri olan profiller çizmenizi beklemiştim. Bu benim tabii ki kendi şeyimdir. Yani ben öyle istedim diye öyle olacak da değildir. Siz busunuz, geldiğiniz toplum da budur. Bana sorarsanız bu toplumda zaten bir halt olmaz yani. Yani o yüzden de sizlerden özür diliyorum. Çünkü çok ağır sözler de söyledim sizler için. Hak ettiniz tabii, o ayrı mesele de. Ama siz toplumunuzun yansımasısınız. Toplumunuz kadar çürüksünüz, toplumunuz kadar ilkesizsiniz, toplumunuz kadar yani duruşunuz yok. Bunu söylüyorum.